Sevgili can dostlar, sevgili tarihte yürüyen adamlar, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, cetlerimizin bize bıraktığı emanetler etrafında dolaşıyoruz, çok mutluyuz. Bu durum bizi mutlu ediyor, dünyanın merkezindeyiz. Öylesine duygusal bağlamda bir cümle kullanmadım. Dünyanın gerçekten merkezindeyiz. Yunanca dünyanın merkezi amfolyon demektir. Amfolyon da Ayasofya'nın tam ortasında bulunmaktadır. Ve dünyanın tam 1500 sene merkezi hem sosyolojik, hem psikolojik, hem siyasi, hem de coğrafi olarak dünyanın merkezi Amfolyon adı verilen Ayasofya'nın merkezi ve onu sembolik olarak ifade eden milyon taşı idi. Burası dünyanın merkeziydi. Burası siyasi anlamda dünyanın merkezi olmakla beraber burası da bizim gönül dünyamızın merkezidir. Allah Resulü Peygamber Efendimiz'e 6 ay boyunca evinde ev sahipliği yapan, Peygamberimizi misafir olarak evinde ağırlayan Halid bin Zeyd Eba Eyyub Bel Ensari Hazretleri'nin huzurundayız. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi? Şu an bizi seyreden ve ah keşke ben de şu an orada olsaydım, bu güzel mekanları, bu güzel insanları ben de görseydim diyenler varsa aranızda, sevgili dostlar, Allah size tez vakitte bu güzel ata topraklarını göstermeyi nasip etsin. Tarihte yürüyen adam 140 yıl öncesi, bugünü 100 yıl öncesi, 70 yıl öncesi gitmeler gelmeler tarihi bir şerit olarak görüp üzerinde zıplaya zıplaya kah geçmişe, kah geleceğe, bazen bugüne, bazen düne ve belki de bazen yarına yolculuk yapmaya devam ediyor. Kimlerle beraber? Sizlerle. Haydi şimdi akşam yemekleri yendiyse çayınızı elinize alın ve bizimle beraber Eyüp semalarında, Eyüp topraklarında tarihte yürüyelim. Tarihte yürüyen adam başladı. ...537 yılından beridir aynı yerde duran Saçlı Abdülkadir Efendi Camisi'ne hoş geldiniz. Eyüp Meydanı'nın tam girişindeyiz. Eyüp Camii'ni karşınıza verdiğinizde Saçlı Abdülkadir Efendi Camii tam sağınızda kalmaktadır. 1537 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ebu Suud Efendilerin İstanbul Kadılığı yaptığı dönemlerde İslam Meşihatı'nın, İslam Şeyhülislamlığı'nın buram buram İstanbul'un üzerine hakim olduğu günlerde meşihat makamında, kadılık makamında, danışma makamında ve saray mabeyin makamlarında bulunan yetkili bürokratlardan biridir Saçlı Abdülkadir Efendi. 1957 yılına kadar yangınlar ve depremlerden etkilenmesine rağmen ayakta durmuştur. 1957 yılında gerçekten harabe olmuş Adnan Menderes hükümeti bu arkamda görmüş olduğunuz camiyi imar etmiş, mamur etmiştir. Peki biz burada şu an niye varız? Beni gülümseten, çok hoşuma giden bir fotoğraf var. Bu fotoğraf için birazcık daha ilerilere gitmek ve bu fotoğrafı size Saçlı Abdülkadir Efendi Camii'nin içinde bulunan hazire kısmından anlatmam gerekmektedir. Elimizde bir fotoğraf var. 1967 yılına ait. Fotoğrafın sol tarafında tam da şu an bizim solumuzda olduğu gibi Abdülkadir Efendi Camii'nin kubbesi ve hazire kısmı görülmektedir. Tam şuradan yolun başlayıp bittiği yerden bugün de hala kullanılan lüks bir araç geçmekte. Lüks bir aracın hemen yanında. İşte beni zaten bu gülümsetti. Hoşuma da bu gitti. Bu yüzden huzurunuza bu fotoğrafı çıkarttım. Fotoğrafın güzelliği de işte burada.
dünü ve bugünü beraber aynı karede yansıtmasında. Şurada lüks bir araç, şurada inek sürüleri ve insanlar aralarında karışmışlar. Bu fotoğraftaki bugüne kıyasla sanki bugün daha güzel gibi. Sanki bugün daha şehir. O gün biraz tenha. Tabii ülkenin başından darbeler, ekonomik krizler, kaoslar, skandallar geçmiş. 1967 darbeler bitti sanmayın. 4 yıl sonra bu fotoğraftan 4 yıl sonra bir darbe daha. 13 yıl sonra 1980'de büyük darbeyi görecek. Şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz insanlar. Eyüp Camii'nin etrafındaki şehirleşme çalışmaları ve yapılanmaların güzel bir örneği olan 1880'li yıllara ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Net tarih belli değil. O yüzden şudur diyemiyoruz. Ama 1880'ler ve belki de 1890'ların başları, her ne olursa olsun, günümüzden en az 130 sene öncesine ait muhteşem bir Eyüp Sultan Camii giriş detayı. ...1890'lı yıllarda burası şu an görmüş olduğumuz gibi bir düz cadde ve etrafında binaların, dükkanların olduğu bir yer değil. Arkana caminin kapısını verdiğinde karşıdan sokaklar bulunmaktaymış. Ve bu sokaklar bugün itibariyle binalarla kapatılmış durumdadır. Bu binalar sokakların, o günkü caddelerin yapılanmalarını bozmuş. Peki ne olmuş? Bugün bambaşka bir hale gelmiş Eyüp Sultan. 130 yıl öncesine ait Eyüp Sultan ve onun etrafındaki yapılanmaları ancak şu an görmüş olduğunuz fotoğraflar gibi fotoğraflarda görebiliriz. Gelelim mi fotoğrafa? Bugün Eyüp Sultan Camii'nin aynı açıdan, fotoğrafın açısından görüntüsü budur. Fakat 1880'lerde, 1890'larda var olan görüntü, sokakların Eyüp Sultan Camii'nin kapısına doğru bittiği, sokakların Eyüp Sultan'a doğru açıldığı günlerdeki görüntüsü tam olarak şu an karşınızda olduğu gibi. ...1980'li yılların başlarına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ben şu an bir kamyonetin olduğu yerdeyim. Kamyonet burada. Burada da bir tane sarı. Bugün olsa ticari taksi derdim ama o gün ticari taksiler sarıya boyanmıyordu. Burada da bir taksi bulunmakta. Bir kamyonet, bir taksi ve karşımızda o günde bugün de restoranlar, dükkanlar ve yiyecek sektörüne ait. Şu an tabi siz blurlandığı için, reklama girdiği için çok fark edemiyorsunuz ama sokağın karşısında 1980'li yıllarda olduğu gibi bugün de restoran ve yiyecek sektörüne ait
dükkanlar bulunmaktadır. 1980'lerden bugüne 40 sene geçmiş ama yapı, açı hiç değişmemiş. O gün yaşayanlar, o gün buralardan yürüyenler ve fotoğraf karesinde yerini alanlar bugün yaşıyorlar. Çok uzun bir zaman değil. Eğer bu fotoğrafta kendisini gören, "Aa ben de oradaydım" diyenler varsa buradan onlara selam, öpüyorum ellerinden. Çünkü hepiniz büyümüşsünüzdür. Eyüp'e geldiğiniz zaman bu karenin bulunduğu yere mutlaka gelin. Bu karenin bulunduğu yerden karşıya bakın. Tarih değişiyor, mekanlar hiç değişmiyor. ...1962 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 2021-1962, 50 küsür 60 seneye yakın bir mazisi olan fotoğrafla karşı karşıyayız. Şu an yürüme yolu olan, trafiğe kapalı olan, meydan olan, şadırvanlarla süslü olan Eyüp Meydanı, o günler Eyüp Camii'nin kapısına kadar, Eyüp Camii'nin ağzına kadar arabaların giriş çıkış yapacakları, belediye otobüslerinin giriş çıkış yaptığı bir güzergahtır. Burası bir caddedir. Hadi gelin o caddeyi görelim. Bakın, arabaların geliş gidiş yaptığı yol işte burasıdır. Buradan caddeye doğru caminin hemen yanından geçen arabalar bazen de camiye zarar vermekteydi. 1962 yılı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden 2 sene sonra idi. Halkın iradesi elinden alınmış, halkın oy vererek başa getirdiği Demokrat Parti bir darbe ile indirilmişti. Asker kıyafeti ile millete tahakküm etmeyi kendinde hak bulan hadsizlerin darbesinden sonra halk 62 yılında yapılan seçimlerde tekrar Adalet Partisi'ne yüz verdi, meyil etti, yön verdi ve tekrar hakimiyet milletindir dedi. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta bulunan insanlar 1960'ta milletin hür iradesine kafa tutan hadsizlere haddini bildiren insanlardı. Eğer aralarında vefat eden varsa Allah mekanlarını cennet etsin. Eğer aralarında şu an bu eski fotoğrafta var olup da şu an yaşayanlar varsa Allah uzun sağlıklı bir ömür, torun torba sahibi bir ömür nasip etsin diyorum. Hemen caminin yanında siyah bir araba, onun yanında taksivari arabalar, insanlar geliyorlar gidiyorlar. Uzun lafın kısası, haydi gelin o fotoğrafa, ana fotoğrafa geri dönelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde arkamda Eyüp Camii'nin görüntüsü budur. Fakat takvimler 1962'yi gösterdiğinde bu manzaranın 50 sene önceki versiyonu tam olarak karşınızda olduğu gibidir. Şimdi az evvel programın başında Saçlı Abdülkadir Efendi'yi anlattık. Hikayesini anlattık. Osmanlı Devleti'ndeki bürokratik, dini anlamda bürokratik ağırlığını anlattık. Ebu Suud Efendi ile olan muhabbetini anlattık.
Bir daha buraya niye geldik? Ekip arkadaşlarımla birlikte elimde bir fotoğraf var. Muhteşem bir fotoğraf. Bunu gösterelim mi, göstermeyelim mi? Aynı yeri bir kere daha göstermeyelim ya da gösterelim mi? Tartışması yaparken kameraman kardeşim Mehmet ve kameraman kardeşim Mustafa dediler ki abi gösterelim. Bunda farklı bir şey var. Ne var söyleyeyim dostlar? Arkamda şu an görüntüsü ile 2021 yılı görüntüsü ile Saçlı Abdülkadir Efendi camisi gibi değil, Saçlı Abdülkadir Efendi türbesi gibi görünmekte. Çünkü klasik İslam'da, klasik Osmanlı mantığında minare olmalı. Hani minare? Sakın demeyin. Size muhteşem bir 1932 yılı fotoğrafı gösteriyorum. Buyurun size minareli Saçlı Abdülkadir Efendi camisi. Biraz bakımsız, biraz pejmurde, çatısında sıkıntı var, kapısı problemli, her şeyi problemli. O gün hemen kapının sol tarafında yukarıya doğru uzanmış bir minare varmış. Bugün o minare yıkıldı. Ne zaman yıkıldığına dair 1950'lere kadar minarenin var olduğu, 50'li yıllarda minarenin yıkıldığı ve bir daha yapılmadığı söylendi. Bu fotoğrafı size göstermekteki birinci detayımız minare. İkinci detay çok hoş, çok şirin, yüzümüzü güldürüyor. Zaten bu fotoğrafı şu an size iletmiş olmamızın da altında yatan sebep bu. Sıkı durun dostlar, ne kadar güzel bir manzara. Şimdi bakıyorum, kubbede herhangi bir şey yok. Kubbe tamamen boş. Az evvel yukarıda kuş vardı, şimdi yok. Peki 1932 yılına ait fotoğrafa dönelim mi? Haydi sizi o fotoğrafa, o kubbeye, o kubbenin üzerinde yuva yapmış olan leyleğe, leyleğin camiye doğru bakış açısına ve sizi 1932 yılındaki Saçlı Abdülkadir Efendi Camii ile baş başa bırakıyorum. Leylek en önemli detaydır. ...1975 yılına ait güzel bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Eyüp'ün hemen yanında, Eyüp tepelerine çıkan, bizim gönlümüzde İdrisi Bitlisi Tepesi olarak bilinen ya da Karyağdı Tekkesi Tepesi olarak bilinen Pierre Loti Tepesi. Kocaman bir tabela Pierre Loti'ye çıkar ama burayı tarif etmiyor. Bugün teleferiğin olduğu yerdeki yokuşu tarif ediyor olsa gerek. Neden Pierre Loti? 1975 yılında çekilen bu fotoğraf bize Eyüp Sultan tepelerindeki o güzel manzaralı, o güzel Haliç manzaralı tepenin adının neden Pierre Loti olduğu noktasında bize soru sorduruyor. Neden Pierre Loti? Pierre Loti bir Fransız deniz albayıdır, bir miralaydır. Osmanlı Devleti'ne karşı da 1. Dünya Savaşı'nda üzerinde bulunduğu Fransız üniforması gereği ve milliyeti gereği savaşmak ve düşman olmak durumundaydı ve bizimle savaştı. Fakat Pierre Loti'yi ya da Claude Farrer'ı bizim dünyamızda güzel yapan, değerli kılan şey onun adı ya da Çemberlitaş'taki evinden kalkıp gelip buraya kahve içerken, kahvesini yudumlarken Eyüp semalarını, Haliç'i seyretmesi değil. Bizim için değerli olan şey Pierre Loti'nin kıymeti
Osmanlı-Yunan Savaşı'nda dünya üzerinde ilk defa Osmanlıların bir zalim, bir haksız olmadığını, bir mazlum ve haklı olduğunu, kendi denizlerini, kendi ülkesini koruyan bir ülke olduğunu, Osmanlı-Yunan Savaşı'nda zalimin Yunanlılar, mazlumun ise Osmanlılar olduğunu, Osmanlıların bu savaşta haklı olduğunu ifade eden bir yazardır. Bütün dünya Türkiye'nin tıpkı bugün olduğu gibi üzerine geliyorken Claude Farrell'lar, Pierre Loti'ler Türkiye'nin haklı olduğunu ifade etmişler. Fakat evi çemberli taşlı olup buraya kahve içmeye gelip Haliç manzarasından güzel İstanbul kimliğini seyreden Pierre Loti'nin adını bu tepeye vermek yeterli mi? Bence değil. Bu tepenin Osmanlı zamanındaki adı iki tane. Ya İdrisi Bitlisi Tepesi, Yavuz Sultan Selim Han döneminin Doğu Anadolu ve Hicaz topraklarının genel valisi olan İdrisi Bitlisi'nin adı ile anılmalı ya da yukarıda bulunan bir Bektaşi Tekkesi olan Kar Yağdı Tekkesi olarak anılmalı. İkisinden birisi buranın adı. Fakat bugün Pierre Loti. Rahatsız mıyız? İstediğimiz kadar rahatsız olalım, değiştirilemez. Değiştirilmez. Çünkü Fransızlar biz değiştirmeyelim diye 2 sene önce inanılmaz bir karar verdiler. Paris bildiğiniz kocaman, defalarca belki de 10 defa Paris'e gitmiş biri olarak söylüyorum. Paris öyle bizim gözümüzde gördüğümüz, bizim hissettiğimiz gibi bir aşk kenti, bir romantizm ve bir güzellik kenti değil. Paris bir gecekondu kentidir. Le Petit Paris denilen Eyfel Kulesi'nin tam ortasında bulunan o küçük Paris'in, Le Petit zaten küçük demektir. O küçük Paris'in yani İstanbul'daki tarihi yarım ada gibi olan sabit bir yerin hemen yan tarafları çöplüklerden geçilemeyen bir banliyö kenti gibidir. İşte Paris'te Paris Belediyesi İstanbul Belediyesi ile bir protokol imzalamış Le Petit Paris denilen o küçük Paris bölgesinde bir caddenin Şanzelize'ye çıkan bir caddenin adını Eyüp Sultan Rûh yani Eyüp Sultan Caddesi yapmıştır. Bu protokol gereği burası artık Pierre Loti, Le Petit Paris'de yani Eyfel Kulesi ile Şanzelize'ye çıkan yollardan birinin de adı Eyüp Sultan Caddesi'dir. İki belediye arasında yapılan bu protokolle artık burası Pierre Loti'dir. Fotoğrafa gelelim mi? Takvimler 2021'i gösterdiğinde tam olarak bunu görmekteyiz. Ben küçükken burada merdivenler yoktu. Ben küçükken burada bu da yoktu. Bunların tamamı 2000'li yıllar. Zaten tabelaya da bakarsanız bu çeşmenin yapılışı 29 Mayıs 2002. Ama bizim elimizde bulunan fotoğraf 1975. Yani buradan yukarıya doğru bir meyil, bir rampa vardı, bir platform vardı ve oradan çıkıyorlardı. Bugün 2021 tarihinde görüntü budur. 1975 tarihine gidildiğinde sizi şu an görmüş olduğunuz gibi bir güzellik beklemektedir. Dünyada herhangi bir karşılığı olmayan, sadece bu topraklara has, sadece Osmanlı Devleti'nin mülkünde bulunan bir binanın önündeyiz. Mihrişah Sultan İmarethanesi ya da
Mihrişah Sultan Darü Ziyafesi. Avrupalı bir adama otur saatlerce anlat. Anlayacağını pek zannetmiyorum. Öyle bir usul çıkartmışlar ve adına da Alman usulü demişler ki insanlar hanımlarının yediği yemeğin, hanımlarının içtiği suyun ücretini vermiyorlarken zengin bir adamın ya da saray kökenli bir hanımefendinin fakirlerin yemiş olduğu yemeği sabah ve akşam ücretsiz biçimde karşılaması, üstelik yemeği alanla yemeği verenin birbirini asla tanımamış olması, bu İslam kültüründe ve İslam medeniyetinde var ola gelen bir medeniyettir. Zira bizim inandığımız din, alan elin veren eli, veren elin alan eli görmemesini gerektirmektedir. Önce size Mihrişah Valide Sultan'ı, o güzel annemizi anlatayım. Sonra şuralarda bir yerde selam veren 5 tane çocuk fotoğrafına geçeyim. O fotoğraf 1914'lere ait. Fakat ben size 1745 tarihinde Gürcistan'da, muhtemelen Batum'da doğan, 1805 yılında İstanbul'da vefat eden ve Eyüp'te defnedilen güzel yürekli bir kadından, bir Gürcü güzelinden bahsetmek istiyorum. Adı Mihrişah Valide Sultan. Sultan 3. Mustafa'nın 1774 tarihinde vefat eden 3. Mustafa'nın hanımı, 3. Mustafa'nın ise 1789-1807 yılları arasında hüküm sürmüş 3. Selim'in ise annesidir. Çok zengin bir kadındır. Zira eşi 3. Mustafa padişahtır. Yani eşinin padişahlık zamanlarında Valide Sultan maaşı alıyor, Valide Sultan protokolünü dolduruyordu. Vefat ettikten sonra 1774 tarihinde vefat ettikten sonra ise oğlu 1789 tarihinde 15 yıl sonra 28. Osmanlı padişahı sıfatıyla tahta çıktığında bu sefer de Valide Sultan unvanı ile tahta geçti. Ömrü hep saraylarda ya padişah eşi ya padişah anası olarak geçti. Çok zengin bir kadındı. Fakat vefat ettiğinde 5 kuruş parası yoktu. Çok zengin bir insanın öldüğünde 5 kuruşunun olmaması çok hayra alamet değil, değil mi? Fakat bu hikayede hayra alamet dostlar. Elinde, eteğinde, cebinde, cüzdanında, ötesinde, berisinde, kenarda ne varsa her şeyi hayra, hasenata, darü şifalara, darü ziyafelere, imarethanelere, sıbyan mekteplerine, medreselere, hanlara, hamamlara ayıran Mihrişah Valide Sultan bütün parasını hayra ve hasenata harcadığı için 5 kuruş parası olmaksızın vefat etmiştir. İşte Eyüp Sultan bölgesinde, Eyüp Külliyesi'nde 1745 Gürcistan Batum, 1805 oğlunun iktidarı döneminde İstanbul Topkapı Sarayı'nda vefat etmiş olan Mihrişah Sultan'ın yaptırmış olduğu darü ziyafe, yani imarethane sağımda, yaptırmış olduğu sıbyan mektebi ise solumda yer almaktadır. Her ikisinin ortasındaki bu yol ise her ne kadar Bostan İskelesi sokağı olarak tarif edilse de bu sokağın adı Culus yoludur. Burası Eyüp'ün en tarihi yeridir. Gelelim bir fotoğrafa. Bize ilham veren 1914 fotoğrafına.
Takvimler 1914'ü göstermektedir. Kasım 1914 öncesi olduğu fotoğraftaki çocukların kıyafetlerinden ve mutluluğundan belli olmaktadır. Belli ki imarethane ile alışveriş biçiminde bir diyalogları var. Çocuğun biri burada böyle durmuş. Büyük olan çocuğun teki fesli, yanında başka biri böyle durmuş. Arkada birileri var, yanda birileri var. Kasım 1914 neden dedim? Bu çocukların tam olarak burada poz verdikleri, sizin beni şu an gördüğünüz gibi bu çocukları gören fotoğraf makinesine bakıp gülümseyerek böyle yaptıkları zamanda henüz Birinci Dünya Savaşı çıkmamış, henüz Osmanlı 2 milyon kilometre kareye hakim, henüz Osmanlı'dan et kopartır gibi topraklar kopartılmamış ve henüz Osmanlı çok kuvvetli. 1914'te bu çocukların en büyüğünün yaşı 14 olsa ya da 12 olsa, 1918'de 16 yaşındayken etten cımbızla et kopartmak gibi bu ülkenin her şehrinin, her bölgesinin, her toprağının bu ülkede nasıl kopartıldıklarını görecekler. Çok talihsiz bir nesil. Şu an burada gülümseyerek bakan bu nesil tarihin belki de en talihsiz nesli. Çünkü bu nesil Trablusgarp'ı gördü. Bu nesil Balkan savaşlarını gördü. Bu nesil Birinci Dünya Savaşı'nı gördü. Bu nesil Kurtuluş Savaşı'nı gördü. Bu nesil 1929 ekonomik buhranındaki ekonomik sıkışmayı gördü ve bu nesil 2. Dünya Savaşı'nı gördü. Ne kadar zor. Bir yıldır pandemiyle uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi bir Allah bir de biz biliyoruz değil mi? 1914'te burada böyle poz veren çocuklar 4 sene sonra dünyayı kasıp kavuran 4 yıllık bir pandemiyi de görecekler. 1918-1922 yılları arasında bulunan ve 100 milyona yakın insanı öldüren İspanyol gribi adı verilen pandemiye de muhatap olacaklar. Biz bir yıllık pandemi ile baş ederken sıkıldık. Bu çocuklar eğer pandemiden ölmedilerse 2. Dünya Savaşı'nı bile görecekler. Allah bu çocukların şu an görmüş olduğunuz mutlu, mesut, gülümseyerek böyle yapan çocukların yaşadığı bir 50-60 yılı hiç kimseye göstermesin. Takvimler 1914 ve Mihrişah Sultan İmarethanesi. Az evvelki fotoğraftan 21 sene öncesine gidelim. Takvimler bu sefer 1914 değil, 1893. 4 tane beyaz kıyafetleriyle, feraceleriyle 4 tane teyze, 4 tane hanımefendi Mihrişah Valide Sultan İmarethanesinde kendilerine verilecek olan yemekleri almak için bekliyorlar. 1893'lerde bile var olan bu hizmet bugün hala devam etmektedir. Şemsiye kullanıyor 3. hanımefendi. Yukarıdan ağaçları görüyorsunuz. Bugün herhangi bir ağaç yok çünkü yeni girdik biz ilkbahara. Fotoğrafta her taraf yemyeşil ve bir teyzenin elinde şemsiye var. Bu şu demektir. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi olsa gerek. 1893 yılının yaz ayında yerler o gün Arnavut kaldırımı, bugün ise daha modern Arnavut kaldırımı. Fakat o gün de bugün de asfalt yok. Değişen ne var?
Değişen mekan anlamında, görüntü anlamında hiçbir şey değil. Değişen şey fotoğraflarda gördüğümüz insanlar. Her programda söylediğimizi bir kere daha söyleyeyim mi? Eşyalar kadar, fotoğraflar kadar, mekanlar kadar, şey kadar. O şey her neyse işte o. O kadar bile bu dünyaya hakim değiliz. Taş kalıyor, bina kalıyor, kapı kalıyor, sokak kalıyor, her şey kalıyor. Ama bu fotoğrafta görüldüğü gibi insanlar 50 yılda, 100 yılda bir devri daim yaparak dünya üzerinden dünyanın altına, toprağın altına doğru geçiyorlar. Bir kere daha söyleyeyim ve sizi 1893 yılı fotoğrafıyla baş başa bırakayım. Eşyalar kadar, mekanlar kadar ve fotoğraflar kadar hakim değiliz bu dünyaya. Takvimler 5 Mayıs 1909'u göstermektedir. Acı bir hadise ile 27 Nisan 1909 tarihinde 33 yıl devleti idare eden Ulu Hakan Abdülhamit Han, İttihat Terakki'nin bir hamlesiyle tahttan indirilmiş. 31 Mart vakası ve o günkü provokatif hareketler bahane edilmiş ve Abdülhamit Han trenle Selanik'teki Alaaddini Köşkü'ne gönderilmiştir. 5 Mayıs 1909 tarihinde Abdülhamit Han'ın 6 yaş küçük kardeşi Sultan 5. Mehmet Reşat Han, Culus yolundan geçerek saltanat kayığına binerek gelmiş olduğu yoldan resmen padişah olarak ayrılmıştır. Osmanlı padişahları tahta çıkarlar, devlete hakim olurlar fakat henüz resmi padişahlık onaylanmamış olur. 27 Nisan 1909 tarihinde tahta çıkan Sultan Mehmet Reşat Han, 5 Mayıs 1909 tarihinde yani tahta çıktıktan 8-9 gün sonra Topkapı Sarayı'nın Topkapısı kapısında bekleyen saltanat kayığına biner. Marmara Denizi'ni sol yaparak Haliç İç Denizi'ni gezer, tarihi yarımadayı sahilden seyreder, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var ya da padişahım çok yaşa nidaları ile kendisini karşılayan halka el sallar, ardından Eyüp Bostan iskelesine tam şurada orada iner ve bu yolu, şu görmüş olduğunuz yolu yürüyerek Hazreti Eyüp Sultan Camii'ne gider. Eyüp Sultan Hazretlerinin Halid bin Zeyd'in Eba Eyyub Bel Ensari Hazretlerinin yani türbesinde Kur'an-ı Kerim okur. Hazreti Eyüp Camii'nde bir şükür namazı kılar. Ardından Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı'nda kullanmış olduğu kılıcı değer verdiği, layık gördüğü bir din büyüğüne ya da devlet büyüğüne verir, beline kuşatır ve karayoluyla, deniz yoluyla gelmiş olduğu bu culus merasimine karayoluyla atla ya da arabayla Edirne Kapı'dan Fatih'e, Fatih Camii'nde durur, öğlen ya da ikindi namazını kılar, Fatih Camii'ndeki Sahn-ı Seman Medresesi öğrencileriyle yemek yer, orada da Kur'an-ı Kerim okuduktan ve ceddi Fatih Sultan Mehmet Han'a dua ettikten sonra Vezneciler, Şehzadebaşı, Vezneciler, Beyazıt, Çemberlitaş yolu ile Topkapı Sarayı'na varırmış. İşte bu bir gelenektir. Bu bir devlet törenidir.
Az evvel dedim ki size, burası tahta çıkan padişahların yürüdüğü yoldur ve bu yol güzergahında tahta çıkmadan evvel yürümek zorundadır. Hadi gidin size o fotoğrafı göstereyim dedim ya. İşte o fotoğrafın tam yeri. Arkada fotoğrafta da gördüğünüz Mihrişah Sultan Sevili. Fotoğrafı çok net biçimde görülmektedir. Şu bölgelerde, buralarda çevre güvenliğini alan, böyle yan duran muhafız alayını görüyorsunuz. Hem karşı tarafta hem burada muhafız alayları böyle durur. Aradan ise devlet erkanı geçer, paşalar geçer, güvenlik geçer, yaverler geçer, sadrazam geçer, paşa geçer, vezir geçer ve şurada bir yerde dikkatli bakıldığında 65 yaşında hafif eğik Abdülhamit Han'ın küçük kardeşi Sultan Mehmet Reşat yürümektedir. Tıpkı benim adımımı attığım gibi o da bu kaldırımlara, bu taşlara basa basa belki de Mihrişah Sultan İmarethanesi'nin içinde yemek yiyenleri görüp selam verdikten sonra tıpkı benim şu an gördüğüm gibi Hazreti Eyüp Sultan Camii'ne doğru yürümektedir. Şu an fotoğrafta yolun ortasında devlet erkanını, paşaları, vezirleri, bakanları, sağda ve solda güvenlik görevlilerini, tam ortada ise padişahı görmektesiniz. Fotoğrafa geçelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde culus yolu boş, insanlar gitmiş. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki hiç kimse bugün dünyada yok. Zira 5 Mayıs 1909'u şu an görüyorsunuz. Kala kala Mihrişah Sultan İmarethanesi, Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi, Mihrişah Sultan Sevili, Hüsrev Paşa Türbesi ve Bostan İskelesi Caddesi kalmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.